telefonla ses kaydedip kameranla çekim yapmaya çalışacağım. Ayaş'ın yakınındayım. Dağ deresini geçtim. Böyle bir arazi gördüm. Arazicik severim. Bisikletin üzerinde yeni bir acı değişiklik yaptım onun için. Tek tedirginliğim o yoksa. Arazi işi güzel. Acayip gücü bugün. Bakalım yeni lastikler nasıl. Buralarda it, kurt, köpek, domuz olabilir mi? Ha, buraya daha bisikletle gelmek lazım. Hibrit bisiklette bir yere kadar aşırı taşlı. Arabalara girelim. Elektrikli bisikletin burada bir avantajı var tabii. Yorulmadan dere tepe gezebiliyorsun. Fakat şu gözlükleri çıkaracağım çünkü yorulurum. Aman aman. Arka patinaj çıktı. Şimdi elektrikli deyince kendi kendine gidiyor gibi bir algıda konuşuyor bazı arkadaşlar da öyle bir şey yok yani. En azından 250 wattlar için yok. Acayip kayıyor yani. Böyle böyle değil. Tekerleklerin işi değil burası. Yani lastiklerin. CST Platinum Protektör lastikler ama ağır kuşuklara gelecek lastikler değil. Yine gidiliyor bu. Fena değil. Ama kaymayı hissediyorum yani. Toparlamak için ekstra bir enerji harcıyorum. Burada ne varmış geldik ama tabii ki çöp atmışlar her zaman. Yol buraya için mi? Şimdi bisiklete güvensem daha yukarı çıkarım ama. Kalırız böyle bir şey olursa. Evet, şunu. Neyse en azından ufak bir denemiş olduk. Bir dahaki sefer çok daha iyi geziler olacaktır. Vay vay vay. Rakış yere dizilmiş. Burayı talim sahası olarak mı kullanıyoruz? Çok ilginç. Değişik bir şey. Bunlar da akşam talim mi yapıyor? Tuhaf. Neyse. İnebilir miyiz?
Lastikler beklediğimden iyi. Şimdi bu çok yumuşak toprak olduğu için aşırı derecede bir kayma var. Ekinler tabii biçer döver yukarıdan vurmuş. Bizim yaşlılar bunları görseydi kalbine inerdi herhalde onlar. Bunlar tarlada kazıyordu. Neyse çıkıyorum. Çok ağır arazi koşulları olmasa da lastikler böyle koşullarda fena değil. Şimdi buradan yola çıkıp ilk bulduğum dönem işte dönüp artık eve giderim. Geç oldu. Çok da karanlığa kalmak istemiyorum. Herkese iyi akşamlar.